Yoğurttan götür, 3 kilo. Halıdan hiç yiyem. Evet. 2 yağdı, 3 mi? Ola kapısı diyeyim. Hem de ki halama da yiyeyim, yiyeme da yiyeyim. Mağdur. 2 yağdı ise bir kararı diyeyim. Hem de fazla halama bir şey kararı diyeyim. Hem de bir halı kararı diyeyim. Biz dersen kilidi kanadıydın. Hem de kanadı aşı var idi. Hem kilitten bir şey kodaya kodaya yusuf hatta halı kodaya. Ben de eminim ki burada bir çıkartları olsaydı bu projede bir artı bir an önce. Söz vermeyin. Zaten milleti bırakın kendi halde. Ya bize arazi tahsis edip biz yapalım. Zaten bırakın bizi kendi halde. Şu anda bize ne muamelesi yapılır? Şu anda biz açık cezaevindeyiz. Hesabı buraya tıkmışlar. Efendime söyleyeyim. Rusumunu alacaksın, vergini alacaksın, kiranı alacaksın. Ama hal dışında satış yapan esnaftan bir kuruş para mı var? Şu anda 20 yıldır biz bu haldeyiz. 20 yıldır her sene biz fantaydık. Her sene biz zarar etmekteyiz. Ve böyle biz bu mevcut olduğumuz yerde kalırsa 5 sene sonra burada bir hesap kalmayacak. Hal diye bir şey olmayacak. Memleket diye bir şey olmayacak. Şu anda bu durumdayız. Yani şu anda kimse ticaretini düzgün yapamıyor. Giren çıkan düzgün çıkıp çıkamıyor. Abi her yerde herkes istediği gibi istediği şekilde malını satıyor. Yani bugün memlekete giren çıkan sebze denetlenmiyor. Bu hiçbir vilayette yok. Hüdapar Sirt İr Teşkilatı olarak hal esnafımızı dolaştık. Onların ağzından sorunlarını, sıkıntılarını dinledik. Genel olarak hal esnaflarının şikayet ettiği hususlar halin standartlara uygun yapılmayışı, Sirt'in ihtiyacını karşılayacak düzeyde, büyüklükte, yeterlilikte olmayışıdır. Hatta bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yer meselesinden ötürü iki kişi ölümle sonuçlanan kavgalar dahi çıkmış. Şimdi bu anlamda Siirt'imizin çevresine yakışmayan bir görüntü var. Hal Siirt'e yakışmayan bir durumdadır. Yapılan yerler de bir kısmı çökmüş durumdadır. Özellikle halcıların VC kısmında, yani kullandıkları, gittikleri VC kısmı kullanılmayacak bir durumdadır maalesef. Yani yetkililerin şu an ülke ekonomisine, ülke siyasetine bu yakışmayan Siirt'in sorununu halletmesi gerekir. Devlet bir denetim mekanizması kurması lazım. Hani bugün üreticiden alıcıya kadar herkes şikayet ediyor. Yani üretici de şikayetçidir, komisyoncu da şikayetçidir, pazarcı da şikayetçidir ve alan hak da şikayetçidir. Şimdi bu şikayeti ortadan kaldırabilmenin en güzel yolu belki denetimi sağlamaktır. Gerekli denetimler yapıldığı takdirde hem komisyoncunun sorunları, hem üreticinin sorunları, hem de alıcının sorunları çözülebilir. Dolaşırken esnaflarda şunu net bir şekilde gördüm. Yetkililere ve kurumlara güvenleri kalmamış. Ciddi anlamda bu güvenlerini yitirmişler. Hatta siyasi kurumlara da güvenlerini yitirmişler. Her defasında yetkililerin gelip sorunlarını dinlediğini ama sorunları çözüm anlamında bir adım bile ilerletmediğini dile getiriyorlar. Hem gerekli kişiler, yetkililer, yani bu işin muhatabı olan, halka hizmet etmek zorunda olan kişiler çözüm bulmuyorlar sorunlarına. Halkın bulduğu bazı çözümleri de onlar kabul etmiyor. Yani burada esnaflar yer darlığından dolayı dükkanları birleştirme teklifinde bulunmuş. Ama tek dükkan olup tek vergiye düşmemesi için gelecek olan iki vergiye karşılık bu çözümü de kabul etmemişler maalesef. Hem çözüm üretmiyorlar hem üretilen çözümleri de müsaade etmiyorlar uygulamasına. Evet, hal esnafını dolaşırken şöyle bir çözüm teklifinde bulundular. Karşılıksız yapmaları gereken hizmeti gelsinler biz beraber yapalım. Masrafın yarısını biz karşılayalım. Yeter ki yeni bir yer yapsınlar ya da mevcut yeri genişletsinler, büyütsünler diye kendilerinin ürettiği bir çözüm de var. Bu konuda bütün bunlara rağmen hala çözüm adına bir adım atılmıyorsa bu da birilerinin çok büyük bir ayıbıdır. Devlet dahi her tıştış bir insan he. Her tıştış bir insan. Ama Koda, liba Koda peygamber kıymetli peygamber bir insan şey yani. Liba Koda kitap kıymetli kitap dahi Kur'an dahi bir insan her diye. Edi devlet, makam, mevki, tıştış bir insan, bir hizmet de insanı. Niro mecburen ve hizmeti ve hali ya da işte değil. Ne yaptın? Çi sevdi her bir sorun her bir. Mecbur yapın.